protokol, saygıdeğer sanatseverler. Konserimize başlamadan önce dünyamızı ve ülkemizi saran COVID-19 salgınından dolayı şu an hastanelerde yatmakta olan vatandaşlarımıza Allah'tan şifa, bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. COVID-19 salgını sebebiyle sağlığımızın ne kadar önemli bir varlık olduğunu yeniden fark ettik. Ülkemizde göğüs göğüse mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarımıza hep birlikte güçlü bir alkışla teşekkür edelim. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde sanatın birleştirici gücüne inandık ve Türk Sanat Müziği bölümü olarak tekrar karşınıza geldik. Sezonun ilk konserine siz sevgili dinleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölüm arası ve konser sonrasında COVID-19 güvenlik tedbirleri nedeniyle sanatçı odaları ve kulise ziyaret konusunda hassasiyet göstermenizi önemli rica ediyoruz. Bugüne kadar sunduğumuz tüm konserlerimiz için göstermiş olduğunuz ilgiden güçlendik, mutlu olduk. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Konserimizi yönetmek üzere Şef Fahri Dibekoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Başlarında İstanbul Boğazı'nda sandal seferleri düzenlenir. İnsanlar mehtap seyretmek için sandallara binermiş. Efsaniye Hanım da kimi zaman tek başına, kimi zaman babasının sazıyla anlatırmış Boğaz'ın serin sularını. Önce sesine, sonra kendisine hayran olan Sade Bey, Efsaniye Hanım'a büyük bir sevgiyle bağlanmış. Rivayete göre Boğaz'ın serin havasında soğuk algınlığı yaşayan Efsaniye Hanım bir daha sağlığına kavuşamamış. Sade Işılay acısını ve çaresizliğini notaya dökmüş ve şimdi dinleyeceğiniz Muhayyer Kürdi saz semaisini bestelemiş. Hep birlikte keyifle dinleyelim. Thank you.
bestekarlarımız merhum Sadi Işılay ve Sadi Hürses'in kıymetli eserlerinden oluşuyor. Saz semaisinin ardından Sadi Hürses'in Acem Kürdi eserini koromuzdan dinledik. Yine koromuz seslendiriyor bir Sadi Hürses bestesi. Geçti ömrün nevbaharı, bülbül olmuş leyleyim. Bahçeler hep lale sümbül, gülle dolmuş leyleyim. Koromuzu dinliyoruz. Sanatçımız Murat Kırmanmış'tan dinliyoruz. Sıradaki eserini seslendirmek üzere ilk solistimiz
Oğuz, İmrak geliyor huzurlarınızda. Alkışlarınızı alıyoruz. Gerçekleşmiş. Bulunduğu mahallenin camiinde zaman zaman ezan okuyan Sadi Hoşses, musikiye de bu sayede bir rastlantı sonucu başlamış. Hafız bestekar Sadi Hoşses'in Karcar makamında bestelemiş olduğu eserini koromuzdan dinliyoruz.
Bir gün gelecek, sen de beni anlayacaksın. Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın. Kemençe Taksimi'nin sanatçımız Serap Aksan'dan dinliyoruz. Keman sanatçılığı ile bir döneme damgasını vuran Sade Işılay'ın
güftesi Rüştü Şarda'ya ait Hüzdan eserini yine korumu seslendiriyor. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin. Ey sevgili sen, elde değil, bende güzelsin.
bestekarlığa doğru adım adım gittiği yolda bestelediği ilk şarkı var sırada. Güftesini Mustafa Nafiz Irmak yazmış. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Eseri seslendirmek üzere solist Bahar Güldüren'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
1932 yılına kadar yaşadığı Paris'te çeşitli konserler veren, kısa metrajlı filmler yapan Sade Işılay'ın 30'un üzerinde filme fon müziği bestelediği biliniyor. Sevgili konuklarımız, konserimiz solistlerimizle devam ediyor. Beste Sade Işılay, Güfte Rüştü Şardan. Vadet bana artık bu benim son çilem olsun. Vadet ki bütün namelerim namene dolsun. Eviç makamındaki eseri seslendirmek üzere solist Noyan Bükülen alkışlarınızla huzurlarınıza geliyor. Thank you.
Taşkın'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Işılay'ın Muhayyer Sümbüle makamındaki eserini seslendiriyor. Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı. Ondan bana son hatıra firkaç sesi kaldı. Ut Taksimi'ni sanatçımız Özcan Özbey seslendiriyor. Thank you.
Esprili ve hareketli kişiliğine rağmen bestelerinde ilham kaynağının ıstırap olduğunu, melodilerin ona adeta hüzün verdiğini ifade ediyor Sadi Hoşses. Bu yüzden eserlerini sessiz bir ortamda ve güneş batarken bestelediği de bilgilerimiz arasında. Sıradaki Sadi Hoşses bestesini seslendirmek üzere solistimiz Ümit Tok alkışlarınızla huzurlarınıza geliyor. Başka bir alem yarattın sen bana. Öyle sevdim, öyle sevdim ki tapar gönlüm sana. Tambur taksimine sanatçımız Noyan Bükülen seslendiriyor. Thank you.
sırasıyla huzurlarınıza geliyor. Sevilen eserini seslendiriyor. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül, boş yere bir çare arar. Bende
sanatçımız Mehmet Gürses'ten bulunur.
2. bölümü Sadi Işılay bestesiyle başladı. Sadi Hoşses bestesiyle son buluyor. Hep birlikte koromuzdan dinliyoruz. Ses sanatçısı Sayın Elif Güreşçi, güçlü alkışlarınızla sizlerle efendim. Thank you.
Güzel, çok anlamlı bir gece bence bu gece. Çaresiz değiliz hiçbir zaman. Böyle bir dert mi diyeyim yoksa bir ders mi diyeyim bilemiyorum ama Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir şey elbette geçecek, gidecek ve biz yine o sağlıklı, güzel, samimi, mesafesiz, sıcak, yakın günlerimize tekrar kavuşacağız Allah'ın izniyle inşallah. Zaten öyle güzel tedbirler alınmış ki burada çok hoşuma gitti. Uzak gibi görünüyor ama siz birbirinize belki uzaksınız ama bana hep bir arada ve çok yakınsanız şu anda öyle görüyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bu özel günlerde bizi yalnız bırakmayıp buraya kadar teşrif edip müziğinizle bir olabilmek adına yapmış olduğunuz bu güzellik için çok teşekkür ediyorum size tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi dediğim gibi çaresiz değiliz ve hatta müzik, özellikle bizim müziğimiz, Türk müziği birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor yıllardan beri, bunu biliyoruz. Çok güzel bir enerji katıyor insana, frekansını yükseltiyor. Ben şarkı söylerken inanın ayaklarım yerden kesiliyor gibi, sanki bu dünyadan başka bir yerlere, başka bir aleme gidiyormuş gibi hissediyorum. Çok güzel bir temizlenmeyle, arınmayla tekrar buraya düşüveriyorum. İnşallah bu akşam hepimize, bana da öyle tabii ki, bir terapi olur bu. Müzikle terapi, müzikle tedavi. Hepimizin ruhu, zihni, bilinci temizlenir, tazelenir. Çok yüksek bir enerjiyle, güzel bir frekansla buradan ayrılırız. Hepinize yürekten sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğinizle olduğunuz için. Sağ olun. Tabii bu güzel gecenin oluşması başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Beyefendi'nin katkısıyla, onun teşviğiyle çok teşekkür ediyoruz. Burada olamasalar da kendileri böyle bir organizasyonu bizler için sağlamış. Çok yürekten selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz kendisine. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Bey aramızdalar. Ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, yine Başkan Vekilimiz Sayın Süleyman Çelik aramızdalar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine yalnız bırakmamışlar bizi bu akşam, sağ olsunlar. Ben de Acem Kür diye birkaç şarkıyla başlamak istedim bugünkü programa. İlki Saadettin Kaynağı aitti, güftesi Vecdi Bingöl'e. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar. Bence şarkıların tam da içinde. Devam edelim Acem Kür diye eserlerle. İkinci şarkımız bestesi Refik Dersan'a, güftesi Cenab Muhittin Kozanoğlu'ya ait. Eşlik edeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü bildiğinizi de tahmin ediyorum. Su gibi çok güzel bir şarkı. Sürpriz olsun bu. Thank you.
Ergen'e ait. Çok güzel bir şarkı. Onun ilk şarkısıymış. Zaten bir akrostiş bu şarkı. Zehretme hayatı bana cananım. Yine birlikte söyleriz. Zehretme Yeah.
baktın ben. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir. Don't.
etti. Evet, şimdi bir Muhlis Sabahattin Ezgi bestesi, yine güftesi çok güzel. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Söze bakar mısınız? Thank you.
Bitti gibi o. Devam mı edelim? Ne diyorsunuz? Thank you.
ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sürpriz Disney Keser. Çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar gelip böylesi özel bir zamanda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık, selamet versin ülkemize ve bütün dünyaya inşallah. Gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum hepinize. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri dinlediğiniz için. Değerli konuklarımız, sezonun bu ilk konseri burada son buluyor. Değerli sanatçımız Sayın Elif Güreşçi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu geceyi sizler için hazırlayan koro şefimize ve sanatçımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş adına bir etkinlik, bir fidan temalı birer teşekkür belgesi sunmak isteriz. Takdim etmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Süleyman Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin Buran'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, kıymetli misafirler, öncelikle böyle bir gecede sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hem şahsen hem de çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş Beylerin selamlarıyla sizleri selamlıyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim, biz Bursa olarak öncelikle Ankara'dan bakıldığında belki ilk akla gelen şeftalisi, zeytini, tarihi, ne bileyim farklı şeyler olabilir. Ancak bu akşam sizlerle birlikte olduk ve sizler de şahit oldunuz. Bursa'mızın kültüre ve sanata vermiş olduğu değer de farklı. Evet Elif Hanım, bu akşam gerçekten bizlerle hep kulaklarımızın pasını takça bir 8-10 aydır böyle bir etkinliklerin içerisinde olamadığımız için gerçekten farklıydı ama bu akşam sizlerle farklı olmak bizim için de gerçekten şeref ve onurdu. Biz Bursa'mız olarak sizlere öncelikle Alinur Aktaş Bey'in selamlarını iletiyorum ve onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Sizlerin değerli şefimizin ve çok değerli saz arkadaşlarımı da gerçekten kutluyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve bu akşamın anısına sizler adına dikmiş olduğumuz fidanın da bir belgesini takdim etmek istiyorum. İnşallah bunu saklarsınız ve gelecekte bizleri de anarsınız. Ben tekrardan Bursa'mız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Orkestra Şube Müdürü Sayın Muhterem Çevik, Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Sayın İlker Can Sevdi'yi de alkışlarınızla sahneye davet edebilir miyiz? Thank you.